Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaratgan Parvardigorimiz, Xaliqimiz yo'ldan bor qilgan, bütün olamlarning podshohi bo'lgan Rabbimiz, Allohimizga beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye uşbu uluğ Seyyidil Ayyam Cuma kullerde uluğ ibadetler, uluğ dakikalarda sülübüz ümmetleri tamamen en yaşı dualar selam ve salavatı doğrularımız bulsun. Allah-u Teala'nın beyti sana yaşı halis niyetler bilen bozgan kadınlarımızı yaratgan Rabbimiz uluğ acili sağlıklar ata eylesin. Bana bu manzilde, bu dakikalarda zimmamızga yükletilgen Cuma namazını uzun huzurda halis, bir ya bir nusana bakırıp uzun beytiden, günahlardan faruk bulgen, duaları icabat bulgen, ibadetleri kabul bulgen saadetmend bandalar sahiden cahil alıştığımızı Allah uzun nasip eylesin. Allah hamamızga uşbu Seyyid-i Ayyam Cuma gününü mübareyle kılsın. Aslında bugün sizler bundan sohbet edildiğin namazımızın mavzusu İhsan ve sadaka savab amel-i duhur diye namlanırdı. Aslında Allah subhanahu wa ta'ala insanını şu dünyaya yuvarırken menşik insan hayatındaki o üçün kereği bulgen, hem dünya saadeti, hem ahiret saadeti üçün yol tüzgen o, yani din tüzgen. Din bu yol degani. Mana shu yol asosida inson hayot kechirar ekan, ham dunyosini ham oxiratini obod qilganlik bo'ladi. Mana shu yo'lda endi Alloh taolo ba'zi narsaga buyurgan va ba'zi narsalardan esa qaytargan. Shulardan biri insonni hayotda yaxshilik, ya'ni qo'lidan kelgan yaxshilikni ado qilishligi kulüde giden muruvveti, onu zannasıyla yükletirken, onu Allah-u Teala bir işe buyurken olsa, ana uşuna ada kılıçdaki, bir meseleden kaytarken olsa, oradan kaytıştaki, bu, Rabbul Alemin'in aldığı da, insanın bende yekerliğini bir kürünüşe sağlamadı. İhsan uzun Arapça söz bulup, bu, lügatta, yakşili kılıçdik, yaxshilik degan ma'noni aytadi. Ihsan, hasan degan so'zdan olingan. Ya'ni mana shu so'z insonlarni yaxshilik qilish, qo'lidan kelgan muruvvatini ado qilish. Xoh o'zi uchun yaxshilik qilsin, xoh o'zga uchun yaxshilik qilsin. Alloh taolaning oldidagi Alloh buyurgan dinidagi biror buyruqni qilishligi ham yaxshilik. Nima uchun? Chunki inson o'zi uchun yaxshilik qilgan bo'ladi. O'zi uchun yaxshiligini lozim topturgan bo'ladi. Ve özgelerine kılıçdaki bilen, o şey yakışıklığı kılıçdaki bilen özgüde dili yeriydi. Özge insanda ise, ben şu yakışıklığını, onun köylünü kurtarken bilen yine hursan buladı. Ve şu bilen bu kadar da cemiyette, yani insanlar ortasında mihir akıbet, birbirliğe bulgen mihir muhabbet ziyade buladı. Ben şu bilen hayat devam etedi. Dinç tatu hayat devam etedi. Allah-u Teala insanı yakışıklıkla buyurarken, yakışıklığı kılgen insanını belirleyen acilinden mukafatını Kur'an'ın cüriyen hukuk cöylerinde bayan kılgen. Bana şöyleden burada Allah-u Teala bayan kıladı ki, Estağfirullah, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرَ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Sadakallahu alayhim. Kim ki bir hasana, yani savab iş kılsa, onge 10 barabar kubiyatırıp yazılır. Kim ki bir yaman günah iş kılsa, fakat uşa günah miqdarıca bir günah yarışa cazalanır. Ularga nahabik kılınma gereydir Allah-u Teala merhamat kıladı. Yani insanını kılgen, sizi biz mumun musulmanlarına bir fazileti şunluyken ki, Allah bozu bana veriyordu. Bir yaşlı kılgen insan ki, Allah-u Teala 10 ta yaxshilik qilishligini va'da beryapti. Agar biror bir gunoh qiladigan bo'lsa, ana o'sha gunoh miqdoricha Alloh taolo uni jazolashligini bayon qilyaptiki, bandasiga
Allah hiç kanakalama zulüm kılmaydı, hıyanet kılmaydı. Belki amelge yarışa, yakışılık kılgen olsa onu köpeytirip veriş. O, yaratken Rabbimizin fazlı kelamı bilen, ceza verilirken olsa hiç kanakalama zulüm kılıp, atışça zulüm kılmaydı ki, belki onu kılgen günahı yarışa, onu cezalandırabilir. Allah-u Teala yine bir ayet-i kerimede şimdi merhamet kıladı ki Estağfirullah لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Süyüken derslerinizden ihsan kılma günümüzce sıra yakışılık yani cennetke erişe almayasızlar. Ne mani ki ihsan kılsanız elbette Allah bunu bir ucudu öyle merhamet kıladı. Yani Allah-u Teala'nın yolu da kıldırken her bir iş o insan için suyuklu buluşuyor. Uzun için kadirli buluşuyor. Uzun nafsıya, uzun hayatıya, uzun durmuş tarzıya gerekli buluyor. Uzun suyuklu buluyor. Bir işin uzun ilinişliği ana o şey yakşılığı diyordu Allah. Şunu yakşılığı diyordu yaptı. Uzun rava kurmasayız. Uzun hayatınızda rava kurmasayız. Uzun kim durgen kim bu masa. Turgan bo'lsa bir eskirgan bo'lsa, o'zingiz ko'rganda bir jirkanadigan bir ish bo'lsa yo'q, o'zgaga berishingiz bilan undan savob umid qilinmaydi. Alloh shuning uchun ham aytayaptiki, o'zingizga qachon mahbub bo'lgan narsani o'zgaga infoq qilmaguningizcha hargiz jannatga erisha olmaysiz. O'zingiz nimani yaxshi ko'rasiz? Yaxshi taom yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi kiyinishni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi yashashni yaxshi ko'rasizmi? Özgeleri hem indi şunu ilinin de. Yani ondan ki gün cennete erişerse yaptı Allah. Yani yakşılıklı mukafatı yakşılık, o cennet. Hal ceza kul ihsan eller ihsan. Yakşılıklı mukafatı, cezası, o cennet. Yakşılık. O sizde sürekli bulmayan derseniz, o sizde sürekli bir yakşılıkız, o yakşılık emez. Yakşılık emez. Bu duyabalıkla rava kurganla beraber. Üyüzde kalgen yaman avukatını özgüge verişiz, o şey yaşlı kurganınızdan vaz. Şu adamda biraz bir yaşlıya koyduk biraz. Lakin aslında siz çünkü yamanlık yiyemeliniz. Çünkü o şey yaman avukatını özgüzden yemezsiniz de. Yaman kimini özgüzden kıymezsiniz de. Hazreti Amamar raziyallahu anh ondan rivayet edilen bir hadis. O zat dediler ki, اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَلْ اِيمَانْ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına bir kişi geldi ve soruldu. İman ne mi? İman diyene ne mi? Yani elinde iman giden bir insan iken iman hakkında düşünce vereyim. Ne mi bozuk iman? Deyip soruldu. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ettiler. Kale, اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّعَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنُونَ İman şu ki, eğer seni kırıyorken hasanatların, taat ibadetlerin, yakşiliklerin senin kalbinde yakşilik yani kursatçilik uygulatsa, hatırcamlik uygulatsa ve kılıyorken günahların senin kalbinde narazılık yani tereddüt uygulatsa, o şey işken narazılık ne kadar degen afsus nedamatını uygulatsa bilin ki ana o şey hakiki iman eken ana o şey de senin hakiki mumun bozsandı. Mumunliğinin alamatını karayın. Bir yakşilik kıldıydı, her yetsiz de şunu kılmayanda yakşı bulabilirsek, biz hakiki iman sahibi olmamız. Kalbimizde bir yakşilik kılıp, taat ibadet kılıydı, bir oge bir mürubat kılıydı. Hani uşa kılgen yakşilikimizden kömülümüz eylesin. Kulağa şükür ki Allah vergen bir nimet bilen, hiç olmasın şu malumun hakkını ala kıldın, deyip öyleyim ben. Bir oge yardımım yetken olsa, Allah'ım şu kıyar içimden, o zaman bir yer kabul ile gel. Ahiratımızı zahir et gel. Hiç bu mekanda uşak yani işimizde razılık payda olsun. Hakkı size şu yarım saatten etti otursanam, otursanam böyle diyor. Desek ki, bitti oturduğunu ben yok. Köşede benim bana yüzüğümden günahı bırakıldı, Allah'a sığırsan. Ve kılgen günahın gel nisbeten kalbinde narazılık uygansa. Şimdi adamlar var, o boblat taşıdım hemen aldı, bir gün taşıdım hani o adamda. Oğuzu bırakıldı, İzzet nasıl gittikten buladı, hemen aldı şermende tanım buladı. Bir haram, yaman, günah işgiden buladı da o mezzetliydi, hemen aldı da bir sudan külüp içe kumarımdan çıkıp aldım dedi. Kulağa asırsın, kıyan günahı bilen fahirlenmişim, bu mumun diye kalsamaz.
Hazreti Hatamın Asam degan zot, vali zotlardan bo'lgan. Shu zot nafl o'rida tutdilar. Islomga tayyorgarlik ko'rib o'tirdilar. Eshiklar taqillab qoldi. Har zamonga bir kishi dasturxon yozganlar. Alloh uchun salomat qiling, yeyishlikka biror narsa bering deb kelib qoldi. Hazreti Hatamın Asam shu da tayyorlagan iftorliklarni ikki qo'llab ochib berdilar. Haligi tilanchi xursand bo'lib ketdi. Bir pas oturuşlar bilen oturuyordular. Az yine oturuşlar yine eşit hakkıladı. Sizge hadi geldi, kabul kuvar edeyim. Sabahtır bir adam bir nasıl teşvik etti. Karasalar şimdi bir anvayı nimet, şimdi bir meyve çivalar. Okurup hadi diyelim bilip yığa vardılar. Allah'a göre yığa dediler. Yığa durdular tepası da yine eşit hakkıladı. Eşit hakkıladı, bir gölge yapaldı yine. Tırançı yapaldı. Biror bir narsa bering boshqa tilanchi. Haligi savatni shunda ichidagi meva-chevalarini oldirda etagiga to'ldirib olib chiqib berdilar. Savat qoldi. Qo'rqib turdim. Xudodan qo'rqib turdim. O'zi arzimagan amal qilyapman-u, shu amalimni evaziga Alloh taolo shu dunyoni o'zida darrov naq qilib haligi meva-chevalar bilan shunda to'g'ri qilib qo'ydi-ya deb qo'rqib turdim. Yaxshi ham kelib qoldingiz, olib keting deb berib yubordilar. Ketishi bilan yig'ladilar. Nola qildilar. Ey xalafni dodida xonidan voy xalafni ko'yidan xonimga voy bo'lsin deb yig'ladilar. Xalaf degani bir narsani orqasidan keladigan evaziga xalaf deydi, xalaf. Ya'ni ortidan keluvchi narsa. U zotni xalaf degan qo'shnilari bor ekan. Yondagi qo'shnilari kelib yugurib keldi. Ey hazrat, sizni kim xafa qildi? Shu xalafmi? Buni o'zimiz ta'zirini berib qo'yamiz. Kechirasiz deb oldiga kelganlar, yo'q, men bu hech qanaqa bu qo'shinda shikoyatim yo'q. Men Alloh uchun qilgan bir ishimni bermasam, darhol shu dunyoni o'zida ortida shunda qaytarib qo'yganligi uchun men ortidan kelgan bu mukofotdan qo'rqayapmanki, Xudo uchun bo'lmadi-da, oxiratim uchun ketmadi-yu deb qo'rqdim. Shuning uchun xalaq deb yig'ladim deganlar. Endi biz bunday qarasak, bir so'm bersak, agar bir so'm bo'lib qaytmasa, ha, shuncha qilib ko'rdim bo'lmadi-da deb qo'yamiz. U zotlar kelmaganiga xursand bo'lgan. Kelmasa edi Xudo uchun bo'lsa edi, qaydi oxirat uchun bo'lsa edi shu degan ham bo'lgan bo'lardi. Biz agar bitta yaxshiligimiz, agar biru tilga kirib, ey rahmat demasa, o'sha kuni o'shanga salomat bermaymiz. Bizning yaxshiligimiz bilan ularning yaxshiligi qanaqa? Mana qo'yda ko'rdingizmi? Bitta qilgan yaxshiligini qaydi shu dunyoda qaytib kelmasa shu. Bilmasa ham maydiydi. Alloh shu mukofot qilib qaytarmasa ham maydi dedi. Alloh uchun bo'lsa qaraydi, oxiratga bersa, oxiratga bersa qaraydi degan ham bo'lgan bo'lardi. Yaxshiligimizni agar birortasi gapirmay qolsa, u yaxshilikni bilmaydi bu. Ikkinchi qilmayman deb voz kechiboradi o'sha do'stlar. Ana bizning yaxshiligimiz qaytdi-yu, Xudoning do'stlarining yaxshiligi qaytdi. Ibodatni, yaxshilikni mana shunaqa Xudoning roziligi uchun qilish kerak ekan deb oshimiz. Xudoning roziligi uchun bo'lgan amal boshqacha bo'ladi. Alloh mana shu dunyoda ham, oxiratda ham unga shunday bir ulug' darajatlar bilan o'zini mukofotlab qo'yadi.